Merhaba arkadaşlar, Metin2TR Türkiye'nin yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşımız bize kutsama kağıdı verdi, bir de kask verdi bir tane. Bunları basacağız. Bir de kolyemiz var tabii. Kaskı denedim, artı altı olmadı. Kolyeyi deneyelim. Buna da beyaz inci, şeytan mücevher. Tamam. Kolye de yandı. Kötü oldu. Bilinme ilaç yok herhalde şu an. Bir arkadaşa göstereyim ben bunları. Arkadaşlar az önce birisi yere artı bir ateş tılsımı attı. Ben de bir aldım. Evsun'una bakın. 30 böcek 4 savunması var. Tam da bize lazım olan bir tılsımdı. Niye attı hiç bilmiyorum. Tam şu arkadaşla birlikte koşuyorduk. Ben daha önce yetiştim aldım. Çok lazımdı bize. İyi oldu yani, bilmiyorum niye attı ama işimize yarayacak. Arkadaşımız da bize bir titan dioksit veriyor, Kan Demir arkadaşımız. Sağ olsun o da. Ne kadar ediyordu hiç bilmiyorum ama bir bon falan ediyordu galiba bildiğime göre. Bir tane art 4 hız taşı aldım arkadaşlar. Bunu da sura zırhına ekleyeceğiz. Bakalım geçecek mi bu sefer. Ekledim. Güzel. Taktın dedi. Sonunda taşlarını hallettik. Bir tek Efsun'u kaldı. Pazar çarında da şu an 119 en paramız var. Balıkların hepsi satılmış neredeyse. Bir tek kral yengeci kalmış. Bunu pazara koyduk mu onu da bilmiyorum da koymadık galiba. Hemen biraz para verelim üstümüze. Geçit bileti lazım bize çünkü. Şöyle verelim. Tamam, şu an 40 en verdim. Bu para şimdilik yeter. Ninja'daki titan dioksiti de verelim pazar çarımıza. Bunu da koyarız birazdan pazara. Arkadaşımız da bize bir tane gümüş okey veriyor. Sağ olsun. Yine arkadaşımız bize bu sefer de abonos küpe artı 4 veriyor. Sağ olsun. Bir de 5 evsunlu. Buna belki evsun atarız ama önce bir artı basmamız lazım. Bendeki kutsama kağıtlarıyla biraz deneyeceğim abonos küpeyi. Ben değerli taş parçası bir de başlangıç kitabını aldım. Hadi bakalım. Artı 5'e bile yaktık. Hadi bakalım. Ne olacak bunun sonu? Düştü yine. Aslında büyülü bakırımız var ama bu o kadar da zor geçen bir item değil ya. Hiç harcamaya gerek yok. Tamam. 4 yaptık. 5'i de yaktık. Hadi bakalım. Biraz pingli gibiyiz sanki. 4 oldu yine. 5 oldu, güzel. Hadi 6'yı da ver. Tamam, 6'yı da verdi. Hemen malzemesini alıp geleyim. Hadi bakalım 7 olacak mı? Şöyle deneyelim. Güzel, 7'yi de verdi. 7 olmaz diye ork dişi almamıştım. Hemen alayım. Peki 8 gelecek mi? Hadi bakalım. Hop. Güzel, 8 de geldi. Çabuk 9 olur mu acaba? Acaba bu kadar şanslı mıyız? Deneyelim bakalım. Yandı. Demek ki şanslı değilmişiz o kadar da. Tekrardan 8'e deneyelim bakalım. Hop. Güzel, tekrardan 8 oldu. Yine alalım. Tekrardan 9 denemesine geldik arkadaşlar. Bu sefer şehirde basalım dedim. Acaba parşömenle mi bassaydık? Ama neyse böyle basalım. Hop bastım. Oh çok iyi. Tamam arkadaşlar 9'unu da hallettik. Artık rahatız. Peki buna da bir evsun atsak ne olur acaba? Şöyle değiştirdim. İnşallah güzel bir şey gelir. Bizi de zorlamasın. Abonos küpeyi de çok evsunlamak istemiyorum ama madem elimize geçti atalım dedim. 10 hayvan gelmiş. 4 zehire karşı koyma. 6 şeytan. Keşke 20 şeytan gelseydi. Şöyle bir daha değiştirdim. Artık yapacak bir şey yok. Attık bir kere. 20 hayvan, 15 kılıç, 10 ölümsüz. Acaba bu satılır mı? Bir bakalım hemen. 20 hayvan, 20 şeytan var arkadaşlar. 3 wana. Bunu biz 1,5 wana falan koyarız pazara. Artık giderse gider, gitmezse de zaten fiyatını indiririz. Abonos küpeye de çok evsun atmayalım. Başka şeyler, cennet kolye falan alırsak o zaman atarız. Tekrardan bir pazar ayarladım. Şöyle yine ben fiyatlarını göstereyim. Şu abonos küpeleri 20 ölümsüzlüğü 2,5 ona koydum. Diğerini de 1,75'e koydum. Şu an biz küpesiziz ama bunlar kalsın. Zaten bize küpe çok bir güç vermiyor. Sadece HP veriyor. O da örümcek izinden de pek bir işe yaramıyor. Pazarımızı kuralım bakalım. Satışımız olacak mı? Bugünkü biyolog görevlerimizi de verelim. Hadi bakalım geçecek mi? Hop, güzel, 13 tane kaldı. Sonunda Nijey'i de geçirebildik. Bir de Şaman'da verelim. Şaman da geçecek mi acaba? Şöyle tıkladım. Üzgünüm dedi. Olsun. Ninja da geçsin de yeter. Arkadaşımızın da videoya selamı var. Buradan da ona selam olsun. Arkadaşımızdan 3 tane geçit bileti alıyorum. 3'ünü toplam 12 eme bırakacakmış sağ olsun. Hemen 2 emini de verelim şöyle verebiliyorsak. Tamam. Şöyle verelim. Hayırlı olsun. Tılsımın testini de yaptım ben arkadaşlar. Göstereyim size de. Şöyle tılsımı bir çıkaralım. Tılsım yokken 1100, 1200, delici girdi herhalde 1400. 1200, 1100 falan vuruyoruz. Tılsım bir takalım hemen. Tılsımla da gördüğünüz gibi 1900 vuruyor. 1800 de vuruyordu ama onu da göstereyim.
2000'e falan da çıkıyor. 1700, 1800, 1900 vuruyor. Diğer tılsımla biliyorsunuz toprak tılsımı vardı emanet. Onunla da 1500, 1600 falan vuruyordu. %1 ateşin gücünü de görmüş olduk. 100-200 hasar arttırdı oradan, güzel oldu. Üçüncü kata çark asmaya getirmiştim ben arkadaşlar ama bir grupta aracı olduğum için kasamamıştım. Balbazar arkadaşımız sağ olsun kastı 40 level'e çarımı. Burada da 3 tane ev sunumuz var. Şimdi yine zırha deneyeceğiz, sura zırhına. Şöyle deneyelim birinciyi. İnşallah ateş getirebiliriz, kurtuluruz. Hadi bakalım. 10 ateş, 10 şimşek gelmiş. Ah be, keşke biraz daha iyi ev sunlar gelseydi. İkinciye attım. Hadi bakalım. Hop. 10 rüzgar, 1500 ip, yine kötü bir evsun. Sonucuyu da değiştirdim. Güzel bir şey gelsin. Hadi bakalım. 15 ateş, 5 ip absorbe. Bu bence güzel bir evsun. Nesne evsunu eventi başlamış arkadaşlar. Ben de geldim metin kesmeye şöyle. Bir tane düşürebildik. Bakalım ne kadar düşürebileceğiz bundan. Buradan da bir tane art 4 canavarlardan koruyan taş düşürdük arkadaşlar. Bunun ederi yine 3-4M falan da ama olsun, güzel bir şey. Arkadaşlar burada da kaos taşı var herhalde. Biz bunu kesebilir miyiz ki? Kim bırakmış acaba? Şöyle bir deneyelim bakalım. Bir tane kritik basıyorum. Hadi bakalım kesebilecek mi acaba? Çok güçlü şeyler çıkmıyorsa en fazla lanet metni var galiba. Bir bakalım bir şeyler atacak mı? Metnin sonunda geleyim çünkü birazdan kasacak. Ancak köşeye çekip kesebildim arkadaşlar slotları. Onda da yaşam bastım. 3 tanesini harcadık. Bir tane düşürebilmişiz şu an ama şu kalanları da keseceğiz tabi. Suikast BK. Diğer BK'ya da bakalım. Çok yer kaplamasınlar. Parmak darbesiymiş. Şunu da keseyim ben. Şimdi az sonra devam edeceğim. Şu ETP'yi de aldık mı tamam. Başka C'ye geldim arkadaşlar. Burada yine var. Ben bunu yine kesmeye çalışıyorum. Eldiveni taktım. Öldüm az önce de. Şöyle şu slotları temizlerim. Sonra güzel bir şey çıkarsa ben yine videoya girerim. Bir tane daha düşürdüm arkadaşlar ama şu an öldüğümüz için alamıyorum. Şöyle alabilirsek, hadi aldık. Güzel, tamam. Ben yine şunları bir temizleyeyim sonra metinlere devam edeyim. Böylece yaşamlar da bitmiş oldu. 3 tane de ev sunumuz oldu. Şu an eventin 1 saati tamamlandı. Ben diğer C'lere yine bir bakacağım. Eğer varsa bizim levelimizin yettiği kadarını keseriz. Burada da var arkadaşlar ama galiba bizim keseceğimiz metinleri başka birisi kesmiş. Şu an şeytan metni falan var herhalde. Dayanıklılık metni varsa aslında kesebiliriz. Bir bakayım şöyle. Aslında onun bir parlaması var gibi duruyor ama ölüm metni galiba o. Şu an bunu hiç ellemeyelim o zaman, uğraşmayalım. Son olarak bu C'dekini de keselim arkadaşlar. Bazı C'lerde yok zaten. C9'a kadar geldim. Ama C1, C2, C3, C4 falan onlara bakmadım. Bakmayalım da zaten. Şunu bir keselim çünkü çok uğraştırıyor. Ruh metnini, gölge metnini, bir de dayanıklılık metnini kessek bize yeter zaten. Önce bir tane vurdum, slotlar bize doğru gelsin bir. Şunları bir temizleyelim. Ondan sonra metinlerimizi kesmeye başlayalım. Tamam arkadaşlar, keseceklerimizi kestik. Son dayanıklılık metnini kestiğimde de efsun çıktı. Çok iyi. Şöyle şunların yanına koyalım. Okeylerimizi falan toplayalım. Şu beceri kitabımıza da bakalım son. Kurt nefesiymiş. Tamam, ben her şeyi toplayayım geleyim. Tamam, artık diğer metinlerden devam edebiliriz. Beşinciyi de aldık arkadaşlar. Şöyle yerden alayım. Şuraya koyalım bunu da. Beceri kitabımız neymiş? Hemen bir bak. Şiddetli vuruş, kötü. Efsun düşüremedik daha ama bir tane de hava kılıcı BK düşürdük. Bu da güzel. 5 tane Efsun kalsın arkadaşlar. Ben 3. kata geldim. Top eventimiz başlamış. 17 dakika geçmiş ama şimdiden katılmaya başlayalım. Bakalım ne kadar kasabileceğiz. Bu arada başladığımız sayıyı da göstereyim. Sonrasında anlarız zaten kaç tane kastığımızı. 240 tane var. Bakalım ne olacak. Örümcekten de indim arkadaşlar. 240 tane topumuz vardı herhalde. 395 tane olmuş. 9 tane de okey kart setimiz vardı, saymıştım. Onları bir oynayayım ben. Bakalım kaç gümüşümüz olacak. Setlerimizi de oynadım ben arkadaşlar. 2 tane bronz çıkmıştı. Bronzları açtım ben. Onlardan da yang çıktı zaten. 41 tane de gümüş okeyimiz oldu. Güzel, birikiyor. Arkadaşımıza tanesi 20M'den Zodyak hançerine Efsun atacağız. Bakalım güzel bir şey getirebileceğiz mi? Her atışımızda göstereceğiz tabii ki. Şöyle birinciyi attım. Hadi bakalım. 7 ort 5 derici falan gelmiş. Gösterelim. Tamam, geç dedi. Geçelim. İkinciyi de attım. Hadi bakalım. Hop. 24 ort 3 delici 10 da şeytan gelmiş. Gösterelim. Bunu da geç dedi. Geçelim bakalım. Gördüm galiba direkt. 8 ort gelmiş. Bunu da gösterelim. Atalım bakalım bunu da. Hop. Attım. 6 ort gelmiş. Tekrardan gösterelim. Sonuncuyu da atıyorum. Hop. Bakalım. 6 ort
5.40'lık 5 derece gelmiş. Kötü geldi, yapacak bir şey yok. Arkadaşımıza da hançerini geri verelim. İki tane de pot hediye ediyor bize, sağ olsun. Hayırlı olsun ona da. Kötü getirdik ama yapacak bir şey yok. Bir sonraki günden merhaba arkadaşlar. Yine biyoloğumuzu vermeye geldim ben. Bakalım geçecek mi? Önce ninja'dan başlayalım yine. Hop, güzel geçti, 12 tane kaldı. Sonunda ninja'mızın şansı dönüyor. Bir de şamana bakalım, bunda geçecek mi? Dün yanmıştı. Üzgünüm dedi yine. Olsun, ninja da geçsin bizim için yeter şimdilik. Tabi şaman da lazım olacak. Şu kastığımız canavar kartlarını da bir işleyelim kendimize. Dün kasmıştım ben bunları. Şöyle hepsini bir vereyim ben. Tamamdır. Şimdi bir de müzevi basalım bir tane. Nerede müzevimiz? Şuradaymış. Tamam. Hemen BK'mıza da gelelim. Zehirli Bulut BK'mız burada. Okuyalım bakalım. Kaç tane kalmış oldu? 4 tane kalmış oldu. Zaten ilk defa okuduk. O da geçmiş oldu. Güzel güzel yavaş yavaş gidiyoruz. Bıçak çevirme BK'yı da aldım posta kutusundan. Bakalım bu geçecek mi? Başarısız dedi. Olsun. Bu arada arkadaşlar, pazar çarımızda da bayağı şeyler satılmış. Küpelerimizin ikisi de gitmiş. Zırhımız, hançerimiz var biliyorsunuz. Onlar da gitmiş. Şu an bizde 13 won, 200 em var. Zaten Ninja'da da 1 won var. Yani toplam bir 16 wonumuz var diyebiliriz. Güzel bir para olmuş. Şamanın BK'larını da buradan verelim. Ninja ile götürürüm ben şamana. Şamanın da BK'larını okuyalım bakalım. Ejderha yardımından başladım. Yaktı. Kutsama geçti. Kaç oldu? M4 oldu. Çok iyi. Bir de Sunzi'yi okuyalım. Sunzi geçsin. Yandı. Neyse. Bizde bir tane daha var zaten. Şu an para vermeye gerek yok. Düşürdükçe ben veriyorum şamana. Bu arada arkadaşlar, şu an top eventi var. Hemen toplarımızı çevirmemiz lazım. Ben ikinci köye gideyim. Bakalım ne kadar çevirebilirsek çevirelim. Sonra açarız topları. Evsun lazım bize biraz. Cennet Goli'ye sunacağız. Topları da çevirdim arkadaşlar. Hadi bakalım açacağız yine. Şöyle Evsun'ları ben buraya aldım. Birinciden başladım. Müzevi tavsiyesi çok güzel. Liderin kitabı kötü. Madalya, Evsun nesnesi tamam. Şu an güzel gidiyoruz. Ejderha madalyası. Mavi inci şöyle bir yapalım. Kan kırmızı inci. Evsun nesnesi yine çok iyi. Hadi bakalım. Zen fasulye. Güneş üstü. Ay üstü. Nar suyu çıktı. Şöyle alalım şunları şöyle. Beyaz inci. Ejderha madalyası. Güzel bir Evsun çıktı sanki. Arkası baya bir karışık, orayı göstermeyeyim şimdi. Depoda da biraz var. Onları da alayım ben. Depodan biraz aldım. 11 tane de kalmış. Bunları bir açalım. Onları da sonra alırız. Tamam, açmaya başlayabiliriz. Birinciyi açtım. Nar suyu. İkinciyi açtım. Liderin kitabı. Mavi inci çıktı. Ejderha madalyası. Şuradan bir tane Evsun versin hiç yoktan. Tamam. Güneş özütü çıktı. Kan kırmızı inci çıktı. Müzevi tavsiyesi. Müzevi güzel. Yine müzevi. Çok iyi. Liderin kitabı ve son beyaz inci çıktı. Hemen diğerlerini de alalım. Sonuncuları da açalım bakalım ne çıkacak. Beyaz inci. Bir tane en azından 4 olsun Evsun'umuz. Müzevi tavsiyesi. Tamam, bu güzel ama Evsun da çıksın. Müzevi çıktı yine. Müzeviler biraz iyileşti gibi. Evsun. Tamam. Sonunda Evsun'u çıkarabildik. Ama yine çıkarsa tabii iyi olur. Liderin kitabı çıktı. Ejderha madalyası çıktı. Mavi inci çıktı. Mavi inci. Mavi inci. 3 tane mavi inci verdi. Hadi sonucudan bir Evsun verir misin? Güneş östü çıktı. Olsun. Şimdi birazdan Evsun atarız biz cennet kolye alıp. Ama arttırma kağıdı da hiç çıkmamış. Onu da yeni fark ettim. Biraz kötü gibi ama olsun. Üstümde de bir tane deniz kızı anahtarı vardı. Bir açalım bakalım sandığımızı. Olta sapı çıktı. Bir malzeme çıkmış oldu ama bu da 5M falan eder herhalde. Çok etmez. Arkadaşlar 8 tane cennet kolye aldım. Bunları bir kuyumcuda deneyeceğiz. 9 yapabilirsek ben bunlara Evsunlarım. Ama yapamazsak sıkıntı olacak biraz. Şöyle birinciden başlıyorum. Yaktı birinciyi. Tamam. Bunu verir mi? Güzel. Geçirebildik bir tane. Hemen şuraya koyayım. Bakalım. Hop. Güzel. Bir tane daha alabildik. Hadi bir iki tane daha verirse güzel olur. Tamam. Bir tane daha alabildik. Hop. Neyse, bunu yaktı. Sıkıntı yok. Bunu güzel geçirdik. Beklediğimden iyi oldu. Bir tane daha basalım. Bunu da yaktı. Bunu verir mi acaba? Hadi. Hop. Neyse. 4 tane geçirebildik. Yarı yarıya. 9'a ne istiyormuş? Hemen bakalım. Buz küresi artılı. Hemen bunları da alayım geleyim. 9'a da basmaya geldim arkadaşlar. Hadi bize bir tane geçirse yeter. Bakalım. Şöyle. Hop. Güzel. Direkt aldık. Çok iyi. Şu an hiç zararımız yok. Hop. İkinci de geçti. Çok iyi. Bu ne Evsunları zaten? Tek Evsun'u var. Hadi bakalım. Hop.
Neyse. Zaten iki tane geçmesi çok iyi. Üçüncüyü de yaktı. Olsun. Şu an kârdayız zaten. Hem kendi kolyemizi çıkardık. Güzel. Kolyeyi de bir de efsunlamayı deneyelim. Bakalım geçecek mi efsunlarımız. Birinci yattım. Eklendi. Çok iyi. İkinci yattım. Çok iyi eklendi. Hadi bir tane daha geçir. Hop. Eklenmedi dedi. Hadi hop. Çok iyi. Tamam. 4 efsun yapabildik arkadaşlar. Hemen depoda kutsama küreleri vardı. Onları da bir alayım. Şöyle deneyelim bakalım geçecek mi? Birinci yattım. Tek de geçti. Çok iyi. Geri koyalım diğerine. Hadi bakalım. Birazdan değiştireceğiz. Hadi bakalım. Güzel bir efsun yakalayabileceğiz mi? Şöyle birinciyi değiştirdim. Güzel bir şey gelsin. Satalım ya da takarız bilmiyorum. Bakacağız. Satarız ama büyük ihtimal. Para lazım. 15 bıçak gelmiş. Diğerleri çok kötü efsunlar. Tekrardan değiştirdim. Hadi bakalım. Hop. Yok yine çok kötü efsunlar. Galiba bunda biraz şanssız olacağız gibi hissettim. Hadi bakalım. Hop. Baktım. 1 KP, 5 bayılma. Yok bu da olmaz. Tekrardan değiştirdim. Bu da sondu. Hadi bakalım. 3 bayılma. 30 CP üretimi gelmiş. Kötü gelmiş arkadaşlar. Yapacak bir şey yok artık. Başka bir zaman Efsun geçerse elimize yine top açarsak açacağız zaten. Efsunlarız bunu. Diğerini de satacağız ama. Okeyleri de açalım dedim. Ben zaten bir tanesini açmıştım. 40 tanesi de bize kalmış. Şimdi açacağız bunları. Hadi bakalım. İnşallah bir yüzük ya da kor, iyi bir kor verebilirse çok iyi olur. Hadi bakalım. Birinciyi açtım. Yang çıktı. Eskirim broşürü. Yang çıktı. Kan kırmızı inci. Kor değerli. Tamam. Kor değerli güzel. Kor soylu. Bu da güzel. Yang çıktı. Kor soylu çıktı bir daha. Çok güzel. Yang çıktı. Genç pet kitabı. Örümcek yumurtası. Kor soylu güzel. Mavi inci. Genç pet kitabı. Bir de yüzük verirsen. Hız iksiri. Kan kırmızı inci. İstiri diye. Kor değerli. Tecrübe puanı çıkmış. Yang çıkmış. Yarısını bitirdik şu an. Okey kart seti. İstiri diye. Genç pet. Mavi inci. Eskirim broşürü. İstiri diye. Tecrübe puanı. Kor soylu. Zen fasulye kor değerli galiba çıkmayacak yüzük. Evet yüzük çıktı. Oh çok iyi. Tamam arkadaşlar kalanları da açmayalım. 3 değerli 4 de soylumuz var. Bir de yüzüğümüzü çıkarabildik. Bir de şunlardan güzel bir kor verirse çok iyi olacak. Hadi bakalım açıyorum korları da. Yontulmuş safir. Hemen şöyle bakalım hatta var mıymış. Yontulmuş demiş ama ender vermiş. Çok iyi. Bir de açtım yontulmuş yakıt. Bu da ender verdiyse ama bunu vermez bence. Bir bakalım aynen bunu vermemiş. Keşke verseydi. İşlenmemiş yakut verdi. Bu da vardı herhalde. Yok, yokmuş bu. Neyse sıkıntı yok. Şöyle devam edelim. Yine işlenmemiş yakut. Yanına bir eş olmuş oldu. Asıl önemli olan bunlar tabii ki. Hadi bakalım. İşlenmemiş yeşil. Önemli olan dedik. Kötü çıktı. Antika elmas. Tamam. Burada çok iyi çıktı. Hadi Antika Grena. Çok iyi arkadaşlar. Bir de şu yakutu geçirirsek zaten bu gümüş okeyler bize çok güzel kar ettirmiş olacak. Evet yakutu da geçirebildik arkadaşlar. Hatta direkt tekte geçti. İnşallah antika gelir buradan. Hadi bizi sevindir. Hop bastım. Cık. Olmadı ya yine olmadı. Neyse şöyle bakalım bir antika elmasımız var. Antika da grenamız var. Bunların ikisini toplasak yani bize bir 2,5 won falan çıkabilir belki. Ama yine de bir bakmak lazım. Yakuttan bir şansımız var aslında. Belki kor görevini yaparsam bugünkünü yapmamıştım. İki tane yakut çıkarsa oradan da full yanmadan geçerse bir antika yapabiliriz ama bu da çok zor zaten biliyorsunuz. Ama deneyeceğiz ne yapalım. Doyuma geldim arkadaşlar kor görevini bitirmeye ama bir dakika eldiven takmayı unutmuşum. Ben bu şekilde biraz kasacağım pelerini ata ata. Bakalım ne kadar sürede bitirebileceğiz. Sonra içinden iki tane yakut alabileceğiz mi acaba? Onu da gösteririm size. Bu arada top eventi de başlamıştı. Az da olsa biraz da top kasmış oluruz en azından. Kor görevimiz de bitti arkadaşlar. 5 tane korumuzu bir açalım bakalım. Elmas, safir, safir. 12'si yeşim çıktı. Hiç de yakut çıkmadı. Şöyle direkt zaten safiri, yeşimi falan deneyelim biz beraber. Geçerse geçer, geçmezse de bırakacağız zaten. Safir geçti güzel deneyebiliyoruz. Yeşim. Yeşim yandı. Keşke geçseydi onu da deneyebilirdik. Hadi bakalım safir deneyelim. Safir ender oldu. Çok iyi. Antika olursa hop çok iyi. Tamam. Safirden bir won çıkmıştır herhalde. En son öyle bir şeydi fiyatı. Bu arada arkadaşlar 10x de çıkmıştı.
12'si deneyebiliyormuşuz. Ben görmemişim onu. Deneyelim bakalım geçecek mi? Geçmedi. Olsun artık, bir dahakine geçer belki. Bu videoluk da bu kadar olsun arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz ve bana destek olmak istiyorsanız beğenip kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.